Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, Kritik Masa ile yine karşınızdayız. Konuşulmayanlar konuşacağız ve en kritik konular yine masaya yatıracağımız programımız Kritik Masa programı başladı. Ve özellikle hafta sonunda sevgili dostlar, değerli izleyenler, çok yoğun gündem maddeleri vardı. Başbakanın Ankara ve İstanbul'daki milli iradeye saygı mitingi vardı. Yine Taksim'de Gezi Parkı'ndaki çadırlara müdahale vardı ve bu noktada diğer ana muhalefet partisinin ve diğer partilerin liderlerinden buna yönelik açıklamalar vardı. Bunları konuşacağız. Yine hafta sonunda İran'da bir seçim yapıldı. Özellikle tüm dünya bu noktada oraya kilitlenmişti ve bu seçimleri de reformist lider Hasan Ruhani kazandı. Ona biraz konuşacağız ve arkasından Suudi Arabistan'ın Suriye'deki muhaliflere yönelik destek açıklaması ve onlara roket atar yardım yapacağız, silah yardım yapacağız gibi bir açıklaması vardı. Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Yine yanımızda Kanal 5 Haber Müdürü Bülent Çılcıoğlu var. Bülent abi tekrar merhabalar. Evet. Hemen şöyle başlayalım istersen. Başbakanın hafta sonu Milli İrade'ye saygı mitingi vardı. Özellikle İstanbul'daki miting çok coşkulu ve kalabalık geçti. Yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin toplandığı söyleniyor. Çok ciddi bir rakam. Neler düşünüyorsun yani Başbakan'ın oradaki açıklamayla ilgili? Önce Gezi Parkı eylemleriyle ilgili birkaç şey söylerim istiyorsan. Evet. Şu anda Taksim'de polisin müdahalesiyle durum orada sakinleşti. Yaya trafiğine açıldı, araç trafiğine kapalı. Yine İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Taksim Gezi Parkı eylemleriyle ilgili son dakika açıklaması oldu yaklaşık 15 dakika önce. Orada göstericilere şiddet kullanan 3 polis memuru açığa alındı İstanbul'da. Ancak yine İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre bundan böyle bu tür eylemlere tevessül edenlere sert müdahalede bulunacağını açıkladı. Bugün disk ve keskin biliyorsun iş bırakma evet. eylemi kararı ver ve bunun gerek diskin gerek keskin yaptığı kamu kurumlara çalışan memurların bu eyleme katılması durumunda İçişleri Bakanı Muammer Güler bunun sonucuna kamu çalışanlarının katlanacağını açıkladı. Bir yaptırım söz konusu yaptırım o zaman. Yaptırım yapılacağını, yaptırım olacağını söyledi. Bunun kanunsuz olduğunu söyledi. Her canı isteyen her zaman Türkiye'de eylem yapacağı bir yer olmaz. Öyle bir yer, öyle bir şey yok. Yani tabii. Her isteyen Kızılay'a toplanacak, trafiği kapatacak. Her isteyen gidip Taksim'e trafiği kapatacak. Buna izin vermeyecekleri bundan sonra söyledi. Ve bundan sonra yapılacak her eyleme, her hukukçu bir yaptırım uygulayacaklar. Kanunsuz her gösteriye, her toplanmaya polisin müdahale edeceğini açıkladı Muammer Güler. Gerçekten aslında istenmeyen olaylar, istenmeyen şeyler, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan eylemler. Bu toplanmalardan, bu olaylardan çıksa çıksa demokrasi çıkmaz. Bana göre çıksa çıksa kaos çıkar. Kaos çıkacak. Maalesef şu anda gelinen nokta kaos noktasında Türkiye şu anda. Yani aslında her şey şu anda müdahale edildi, Gezi Parkı dağıtıldı ama maalesef akşam saat 4'ten 5'ten sonra hala sosyal medyada bir çılgınlık var. Kışkırtıcılar da işlerini devam ediyorlar. Var. Maalesef toplanmalarla 16-17'den sonra saat 16-17'den sonra toplanmaya çağırıyorlar. Bakalım ne olacak? Bana göre işte dediğim gibi bu toplanmalardan demokrasi diye hiçbir şey çıkmaz. Kaos çıkar. Bunun bir an önce sonlanması lazım. Ve Başbakan Erdoğan'ın mitingine gelince ben aslında biraz yumuşak bir şeyler söyleyip belki ortamı yumuşatabilir diye düşündüm ama Başbakan maalesef benim beklemediğim şekilde çok sert açıklamalar yaptı. Yaklaşık bir saat yani ne bir saat yani 6'ya 10 geçe başladı. Yani 8'e çeyrek kala falan bitti. 1,5 saat aşkın bir konuşma yaptı Başbakan orada. Çok sert mesajlar verdi. Ama olması yani, gereken öyle değil mi? Yani burada bakın şimdi yani olması gereken yumuşak olan... tamam yani belki size yumuşak konuşmamış olabilir ama bakın karşınızda bir lobi var. Şimdi Türkiye'yi böyle ben sabah onunla konuştum yani sanki böyle Türkiye Libya'ymış gibi, sanki Türkiye Tunus'muş gibi, sanki Türkiye Ukrayna'mış gibi orada böyle bir turuncu devrim varmış gibi gösteren tamam, BBC, doğru, CNN, tamam, Reuters'in bir kere, onu bir kere netleştirelim. İkincisi yine bu sosyal medya üzerinden. Ve halen siz devam etmeye söylüyorsunuz. Devam ediyor. Başbakan da yine isimler de verdi. Mesela başbakan diyor ki sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar deşifre edilecek. Yani bunlar her kimse bunların hepsi tek tek deşifre edilecek. Şimdi bunların içerisinde yazarlar, sanatçılar, ne bileyim böyle aydınlar dediğimiz kesimden birçok insan var. Ya bu kadar yani sert konuşmaya ben sizden hesap soracağım demeye çok inanılmaz şekilde
üzerine gitmeye gerek yok. Hesabı sor ama bu şekilde söyle. Mesela kimden hesap soracak? Divan Oteli'nden. Kimin? Koç grubunun. Evet. Koç'tan hesap soracak. Neden? Çünkü garanti orada ama şimdi şöyle bir şey var. Yani garanti siz... Bankası Genel Müdürü Ergün Özen. Hesap soracağım bankadan diyor. Sanatçı Mehmet'e ola bora tweet atmış hesap soracağım diyor. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergün Özen orada Taksim Gezi Parkı eylemcilerinin yanına gitti. Onlara bir anlamda destek mahiyetinde destek olduğunu söyledi. Aslında işin gerçeği nedir biliyor musunuz? NTV biliyorsun NTV Garanti Bankası'nın doğuş grubunun. NTV Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili haberlerini kesmeye başlayınca insanların Garanti Bankası'ndaki hesabından paraları çekmeye başladı. Çekmeye başlamışlar. Tamam. NTV Doğuş Grubu haberi vermeyince Barış Bey Garanti Bankası'nda hesabı olan eyleme katılanlar paraları çekmeye başladı. Peki o zaman Garanti Bankası şunu düşünmüyor mu? Garanti Bankası'da eyleme destek vermeyenler, bu eyleme karşı olanların da hesabı yok mu Garanti Bankası'nda? Bu defa da onlar çekecekler. Yani şimdi onları, ben inanmıyorum işte ona. Onları yumuşatmak için, Garanti Bankası Genel Müdürü onları yumuşatmak için bir anlamda hani biraz da o para çekimini durdurmak için o eylemcilerin oraya gittiği söyleniyor. Ama bu defa tam tersine tamam, o sermayenin yani, tamam, daha büyük sahipleri çekmeye başladılar. Olabilir ama orada belki yani bu daha büyük çok risk o zaman. Büyük oranda para çekimi olayı olduğu için orayı ortamı yumuşatmaya gittiği söyleniyor. Bakın söyleniyor diyorum. NTV haberleri kesince, Gezi Park eylemlerini vermeyince daha sonra biliyorsun NTV kesintisiz yayın yapmıyor. Yani hatta NTV'nin önünde gösteriler yapıldı. Ondan sonra biliyorsun NTV kesintisiz yayın yapmaya başladı. Bu olaylardan sonra hatta vallahi, televizyonlar da şimdi yapmaya o başladı. Zaman burada biz NTV'yi sorgularız. Yani gazetecilik, habercilik yap onu sorgularız. Adam yani eğer menfaatini düşünüyor tabii işte burada yani. O zaman da yani o zaman da çıkıp da böyle biz tekrar tavrına dönersek başbakan biraz sert konuştu. Çok güzel konuştu. Ben doğru buluyorum. Çok doğru buluyorum. Güzel mesajlar verdi ama ben biraz yumuşak bir mesajlar şeyler bekliyordum. İşte çapul niye çapulcu dediğini söyledi. Mesela kurşun sıkıldığını söyledi. Doğrudur evet, bunlar. Evet güzel onlar da var. Ama ben hepinizden hesap soracağım diye onlardan bakın bir yerde hata yaptı. Onlardan hesap soracağım deyip ötekileştirmesini ben kınıyorum. Ama onlar dediği işte kimdir biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bakın Bülent Bey. Ya demeyecekti. Bakın onlar demek ötekileştirmek yanlış yaptı. Şimdi orada. Sonra toparlamaya çalıştı. 76 milyon bizim vatandaşımız. Tamam ya yani orada bir toparlayıcılık var. Ama orada onlar demesi çok büyük. Ama şuydu yani mesela Egemen Bağış'ın açıklaması var Avrupa Birliği Bakanı'nın. Dedi ki Taksim olayları 6 ay önceden planlanmış dedi. 3 ay önceden. Yani biz bunları kestirdik ama burada yapılacağını bilmiyoruz. Tahmin edemedik dediler. Yani bu tabii Taksim olaylarının orada olmuş olmasının tabii ayrı bir önemi var ama ya bunların hepsi dedik ya ya bunlar bu oyunlar bu planlar daha önce işte Ukrayna'da yapıldı. Turuncu devrim böyle çıktı yani. Yalnız şimdi Hüseyin Çelik'in bir açıklaması var. Düştü mü bilmiyorum sabah okudunuz mu? Taksim devrimi diye Amerika'da İsrail Düşünce Kuruluşu'nun bir 3 ay önceden yaptığı bir toplantıda yani işte olay düşünün organize yani edilmiş. İstanbul'da Taksim ihtilali diye Taksim devrimi, Taksim'de halkı nasıl sokağa dökeriz organizasyonu yapılmış ve bunu bir gazete deşifre etti. Tamamen Amerika'daki İsraillilerin egemen olduğu Amerika Düşünce Grubu'nun bir Tahrir Meydanı gibi bir eylemi İstanbul'da nasıl yapılmış? Organize edilmiş. Ya işte onu söylüyorum. İşte bu oyunun bir parçası nereden başladı, nereden geldi, herkes görsün diye açıklama yaptı. Yani şimdi ben de şunu söylüyorum. Yani Allah aşkına ya şimdi Garanti Bankası, Koç Grubu, Divan Otel her neyse ya şimdi isimlenmeyelim ama ya bunların oradaki o destek amaçları çok farklı. Ben çok da böyle tabii insanın aklına geliyor. 30 bin tane kumanyayı götürüp adamlara evet, dağıtıyorsun. Yani şimdi onu diyecektim. Yani peki o zaman amacın buysa yani sen neden gidiyorsun o kumanyaları orada dağıtıyorsun? Ya da ne bileyim neden Divan Oteli'ne alıyorsun onları da korumaya çalışıyorsun? Ya o zaman bunlara cevap vermek lazım yani. Hani burada çok enteresan hesaplar var. Yani ben başbakanın söylemlerine sonuna kadar katılıyorum. Üslup olarak sert olmuş olabilir. Ona hiçbir itirazım yok ama yani işte televizyonları başına, ekranları başından Avrupa'dan bu durumları izleyen böyle ellerini ovuşturmuş hadi şimdi oldu olacak diyen de orada burada bu ülkede bu iktidarı ya da bu demokratik yollarla iktidara gelmiş bu partiyi devirmek isteyen güçler elini ovuşturmuş böyle bekliyorlar yani maalesef öyle bir durum var. İşte başbakan onu da söyledi yani buradan BBC'ye sesleniyorum, CNN'e sesleniyorum, Reuters'a sesleniyorum yaz işte Türkiye bu aslında o mesajı öyle verdi yani. Hani orada bir Gezi Parkı'nda eylem yapanları sanki tüm Türkiye eylem yapıyormuş gibi göstermenin bir anlamı yok. Ona evet. Bakarsanız 1,5 milyon kişiye yakın insan Kazlıçeşme Meydanı'ndaydı. İşte Türkiye odur o zaman yani onu niye vermiyorsunuz? Yani biraz da böyle bir şeylik var, çelişki var yani.
aslında başbakanın da bu hala mitinglere devam etmesini ben anlam veremiyorum. Yani şimdi Erzurum ve Samsun'dan devam edecek. Erzurum ve Samsun'dan miting kararı aldı. Ya diyor, yani şunu demek istiyor başbakan, sen toplarsın ama ben daha çok toplarım. Ya sen tabii toplarsın, sen iktidar partisisin. Toplarsın bunu ama bak, bana göre bu iş nasıl sonar biliyor musunuz? Bence Cumhurbaşkanı siyasi parti liderlerini çağırmalı. Evet. Bir toplantı yapmalı ve ortak bir açıklama yapılmalı. Artık birleştirici, bütünleştirici bir mesaj verilmeli. Yani bu iş yoksa bakın bu iş devam ediyor. Bu işin biteceği yok. Şimdi ama mesela her türlü sağduyulu çağrışım yapıldı. Gerekli duyurular yapıldı. İşte İstanbul valisi saat 12'den sabah 5-6'ya kadar orada işte, tek tek göstericilerle görüştü. Başbakan onları kabul etti. Cumhurbaşkanı görüştü. Bülent Arınç görüştü. Herkes konuştu, görüştü. Ve ona hiç rağmen çıkmadı, Taksim ama Taksim'de yanaşması yani biz hala devam edeceğiz derse burada ben artık başka şeyler almaya başlarım yani. Tamam, marjinal gruplar. O zaman burada başka bir şey var demektir yani. Doğru ama yani bu artık bakın bu bitmez. Bu devam edecek. Yani bu biteceğe benzemiyor çünkü. Yani saat 4 oldu mu 5 oldu mu toplanın başlıyor sabah kadar müdahale. Peki şimdi o zaman iktidarın ne yapmasın? Yani oturup böyle beklesinler mi? Yani hadi bakalım buyurun hayır, gelin yani, dağıtın hayır, yani. Ne desinler Cumhurbaşkanı, yani. Cumhurbaşkanı ben de siyasi parti. Ama zaten diyalog kuruldu yani. Eğer bir başbakan, eğer bir yani, vali, eğer bir belediye başkanı. Yani ne bileyim Cumhurbaşkanı sizi muhatap alıp konuştu sizden yani daha sadece, yani ne yapılabilir ki yani? Ya şimdi burada yani alandakiler artık biliyorsun İş Gezi Parkı'ndan çıktı. Evet. Yani daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük diyorlar. Evet. Başbakan da diyor ki ya siz ben 10 yıldır iktidarım diyor. Böyle bir başbakan göremezsiniz diyor. Doğru söylüyor. Evet. Benim zamanımda daha çok demokrasi, daha evet, çok özgür oldunuz diyor. Evet, onu söylüyorum. Çünkü eğer ben diktatör olsam diyor siz bu eylemleri yapabilir misiniz? Zaten imkan doğru, olmaz. Doğru, bunu da doğru söylüyor. İmkan olmaz. Doğru yani diktatör olsam diyor size ezer geçerim diyor ben. Kesinlikle doğru, öyle. Ben böyle bir şey yapmıyorum diyor. İstediğiniz gibi eylem yapıyorsunuz. Caddeye çıkıp yürüyüş yapıyorsunuz diyor. Ama diyor bundan sonra her isteyenin, her canın istediğinin cirit atacağı bir yer değil, değil diyor. Yani o da doğru söylüyor. Ama bir şekilde artık sonlanmalı bakın. Bir şekilde sonlanmalı bu iş. Yani demokrasi değil bu işin içinden özgürlük değil. Kaos çıkıyor. Her gün saat 16-17'de toplanmalar olmaz. Yani artık polise silah kullanmaya başladılar ya. Şimdi yani ne olacak peki? Yani sen şimdi karşında emniyet güçleri var. Onlara polis karşında polislere, emniyet kuvvetlerine silah kullanırsan, molotof atarsan, onları yakmaya çalışırsan yani ne olmasını bekliyorsunuz ki yani? Yani başbakan yani ben, artık siyasi parti liderleriyle Cumhurbaşkanı bence bir çözüm yani Cumhurbaşkanı 3 siyasi partilerin toplayıp bence açıklamayı olumlu mesajı kendisinin vermesi gerekiyor. Yani bu iş bilmiyorum nereye gidiyor ve gerçekten de hiç iyiye gitmiyor. Ya sonuçta sandıkla gelmiş demokratik koşullar çerçevesinde, demokratik kola çerçevesinde %50'nin oyunu seçim almış. Zaten %50'nin üzerine çıkacak. Daha fazla alacaktır. Yani daha fazla alacak yani. Bu olayların aksine AK Parti'ye puan kazandığını artık insanların görmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'a bu olaylar puan kazandırıyor. Evet. Mesela, puan yurt, kazandırıyor mesela yani yurt dışında ilk defa böyle bir şey oldu. İlk defa hakikaten bu çok enteresan. Yani Türkiye'nin dışında birçok kentte destek mitingleri yapıldı. Evet yapılıyor şu bu anda. Çok, yani mesela bu şimdi, öyle şey değil. Diğer konulara bu mesela, şey yapalım diye toparlamak. Da, evet. Toparlayalım şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Avrupa Birliği ülkeleri ya da diğer ülkeler bunu artık görsünler. Yani Türkiye'nin etkisi ya da başbakanın etkisi sadece Türkiye içinde değil. Ya Türkiye'nin etkisi artık böyle bölgesel ve diğer ülkelerde de var. Bence bu mitinglerin Avrupa'da düzenlenmiş olması ya da diğer yurt dışı ülkelerinde yapılmış olması bunun en büyük göstergesi. Burası dediğim gibi Libya değil, Tunus değil, burası Ukrayna değil. Burada turuncu devrim yapamazsınız. Ama şimdi o ameliyat operasyonlarının yaptıkları yerleri gördük yani. Eğer onlara şunu söyleyelim bence. Türkiye'de eğer ameliyat yapmaya kalkarsanız ameliyat olabilirsiniz. Doğrudur. Evet. Yani inşallah iyi olur. Başbakan biraz daha üstü bunu yumuşak olarak yumuşatırsa, daha yumuşak mesajlar verirse bundan sonra daha iyi olur. Ha yani burada başbakanın AK Parti'nin kaybettiği bir şey yok bence. Evet. Yani Türkiye kaybediyor. Yazık yani. Yani Türkiye kaybediyor şu anda tabii ki. 8 yani giden fonlanan şeyden borsadan çıkan para 8,5 milyar TL'ye evet, ulaşmış durumda. Esnafın yabancı, zararı, esnafın turistlerin, zararı, otellerin kaybı, esnaf iş yapamadığında, taksiciler iş yapamadığında evet, evet, bir sürü sıkıntı mesela var. Mesela esnaf, oradaki taksiciler, büfeciler, Kızılay'daki ve Taksim Gezi Parkı'ndaki, o İstiklal Caddesi'ndeki dava atacaklar. Ya artık bitsin dava diyorlar yani. Onlar da şimdi, onlar da korkularından aslında pek fazla seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü eylemciler geliyor, adamın iş yerini akşam yani, yakıp yıkıyor. Molotof atıyor yani. Akşam yakıp yıkıyor. Evet. Öyle bir şey olmaz ya. Evet. Olmaz böyle şey. İnşallah iyi olur. Şeye gelelim. İran'da seçim oldu hafta sonu.
reformistler yani evet, ekonomi düzelmeli diyeler. Var. Onunla ilgili hemen birkaç şey söylemek gerekir. Avrupa'nın desteklediği, aslında Avrupa'nın istediği, Amerika'nın istediği ılımlı muhafazakar lider evet. Ruhani iş başına geldi. Evet. Yani Ahmedinejad daha şahindi, daha katıydı. Ama Hasan Ruhani daha ılımlı. İran'da esnek. Bundan böyle çok İran'ın Avrupa ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri daha farklı olabilir. Düzelecektir bence. Düzelir mi ya da? Ruhani'nin gelmesiyle bana göre ılımlı muhafazakar bir lider. Özellikle nükleer silah yapımı konusunda Ahmedinejad'ın katı tutum sergilemesi, nükleer konusunda Avrupa ile aralarına ilişki olmaması, bazı ülkelerin ambargo uygulaması İran'ı zor durumda bırakmıştı. Evet. Bence Ruhani'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin çok daha iyi olacağını, Amerika ile ne kadar pek iyi olmayacağını düşünsem bile Avrupa ile ilişkilerin iyi olacağını ve özellikle nükleer silah yapımı konusunda biraz daha yumuşak davranacağını, biraz daha İran'ın bence geri adım atacağı, artık Avrupa ile ilişkilerini daha iyi düzeye tutacağı ve ekonomik ambargonun, İran'a uygulanan ambargonun bir müddet yumuşatılacağı görüşündeyim. Bence Ruhani'nin gelişi İran'da biraz daha ılımlı muhafazakarlık, biraz daha bu sistemin gelmesiyle, bu Ruhani'nin gelmesiyle Avrupa ile ilişkilerin daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Evet. Çünkü Ahmedinejad çok katıydı biliyorsun. Evet. Yani çok sert söylemleri vardı. Dediğim bildik diyen bir liderdi. Ama Avrupa'nın istediği, Amerika'nın bir anlamda her ne kadar şey yapmasa istediği Ruhani iş başına geldi. Bakalım İran'a bundan böyle ne değişecek? Bana göre çok şey değişecek İran'da. Yani hiç olmazsa Avrupa ile ilişkilerin çok iyi olacak. Yani dünya gazeteleri, manşetlerinde bunu da aslında ön plana tuttular. Çok umutla bakıyorlar. Yani Ruhani'nin iktidara gelmesiyle ilgili. Yani Avrupa bir anlamda İran'dan umutlu. Evet, bir umutlu, barış havası esebileceğini. Yani nükleer silah konusunda. Çok önemli aslında. Çok, biliyorsun bütün yani İran'a uygulanan ambargonun ana sebebi. Evet, nükleer silahlanma. Ahmedinejad'ın geri adım atmamasıydı. Bence Ruhani ile ilişkiler çok daha iyi olacak. İran'da ve İran'ın Avrupa ile ilişkileri çok daha iyi olacak. İran özellikle şeyi merak ediyorum şimdi, Suriye'ye olan tavrı ne olacak? Evet. Asıl önemli olan da o. Onu göreceğiz. Onda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ben. Olamaz mı diyorsunuz? Ben onun değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani İran'ın Suriye konusundaki politikasında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama bence Avrupa ile biraz ilişkilerini yırtarsa ambargonun kaldırılmasıyla İran daha iyi bir noktaya gelecek mi diye düşünüyorum. Evet. Mesela şimdi şunu söyleyeyim, yani Obama da iktidara geldiği zaman işte böyle dünyada barış rüzgarları esti, Obama ne güzel oldu geldi iktidara, çok güzel işte dünyada barış olacak, daha böyle Amerika ılımlı politika izleyecek, savaşı. Sadece Irak'ta askerler çektiler ama. Peki yani aynı olay olamaz mı? Yani hani sonuçta ben biraz çok beklenti içinde değilim açıkça söylemek Ruhani gerekirse. Evet. Hani böyle düşünüldüğü gibi böyle dünyada barış rüzgarları esecek falan, çok da böyle dünyada barış rüzgarları değil. Esmez. Sadece bölge içinde, hani yani ben bölge içinde de aynı şeyi söylüyorum. Ahmedinejad'ın Avrupa'ya ilişkileri pek iyi değildi. İlişkiler düzelebilir çok, ama yani sadece düzelebilir. İlişkiler düzelebilir. Düzeldikten sonra o kadar. Uygulanan ambargo var İran'a ama şu anda. Ambargonun kaldırılması halinde İran'ın Avrupa ile olan ticari ilişkilerin daha da iyi olacağını, yani orada insanların hiç olmazsa daha da çok baskı altında tutulacağına ben inanmıyorum Ruhani ile birlikte. Bazı şeyler değişecek İran'da ve önümüzdeki süreç gösterecek bunda. Yani Suriye'deki bakış açısını da göreceğiz tabii. Ha, Suriye önemli tabii, evet. O meselesi. Suriye demişken Suudi Arabistan yönetimi Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı. Dediler ki biz de Suriye'deki muhaliflere roket atar desteği sağlayacağız uzun menzilli ve gerekirse. Vallahi aslında işin bu noktaya gelmesini kimse istemiyordu. Yani bence Suudi Arabistan'ın bu desteği açıklamasının en büyük etken bence Amerika Birleşik Devletleri. Zaten onun dolaylı yollardan bu Amerika'nın desteği. Amerika aslında yani Suudi Arabistan'a silah değil. Amerika'dan Suudi Arabistan'a da Suudi Arabistan evet. Eliyle şu anda evet. Suriye'ye yardım ediliyor. Amerika çünkü hani burada tarafsız gibi görünüyor ama aslında Suudi Arabistan üzerinden evet. Belki yani de silahlandırma yapacaklar. Yani bu noktaya gelmesini istemiyorduk. Çünkü daha çok kan dökülecek şimdi. İş daha farklı boyutlara gelecek. Ha çünkü artık bu niye böyle bir karar alındı biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri en son açıklama yaptı biliyorsun. Ulusal Güvenlik Sözcüsü. Suriye'nin kimyasal silah kullandığını, sarin gazı kullandığını artık tespit ettik, evet. Kesinleşti diye bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamadan sonra Suudi Arabistan'ın çok ağır silahların Suriye'ye gönderme kararı alması dikkat çekici aslında. Bir anda Amerika'nın bence Suriye'ye telkini, onun da desteğiyle. Yani beklenen bir şeydi. Çünkü muhalifler bize ağır silahlar verdiğiniz takdirde Esad'ın gidişini kolaylaştıracağız şeklinde açıklamaları evet. Vardı.
Şimdi ağır silahların gelmesinden sonra muhalifler biraz daha güç kazanacak. Çünkü biliyorsun Kuseyri'yi kaybetti. Evet. Şu anda hatta 30 bin kişinin çok hızlı bir şekilde sınır bölgesine geldiği söyleniyor. Geldi, yani hızlı bir şekilde. Yani şu anda muhaliflerin çok güçlü olduğu %99'un ele geçirdiği bir Halep kenti var. Evet. Halep ve Rakka kenti var. İşte oraya kimyasal silahla saldırılar yapılıyor tekrar ele geçirmek için. Esas son kozu kimyasal silah. Onu oynuyor. Muhalifler de bundan böyle ağır silahlarla güçlendiği zaman bence bir anlamda Esad güçlerini biraz da püskürtmüş olacak. Elleri biraz güçlenmiş olacak. Esad'ın belki hani gidişi 2 yılsa bu 1 yıla düşecek. Dediğimiz gibi hani sürgünde bir hükümet kurulacak. Dünya onu tanıyacak. Esad'ı tanımayacak. Esad'ın gidişi daha da kolaylaşacak ama bu ağır silahların gelmesinden sonra iş daha da kötüye gidecek diye düşünüyorum. Daha da şiddetli çalışmalar olacak diye düşünüyorum. Yani ama muhaliflerin güçlenmesi Esad'ı zayıflatacak. Çünkü şu anda Suriye'de Esad'ın muhalifler 100 bine yakın muhalif bir askerin olduğu söyleniyor. Esad'ın, çok ciddi bir rakam. Esad'ın Hizbullah'tan gerçekten aldığı destekle biraz da güç kazandı. Aslında tam zayıfladığı dönemde Barış Bey tam çok kritik bir zamanda evet. Tam kritik aynen, bir zamanda aynen, karar alındı. Çünkü Esad çok zayıflamıştı. Sadece elinde Şam'ı tutuyordu. Şam'ın sayesinde elinde o askeri savunmadaydı. Yani savunmadaydı. Yani sadece askeri havaalanları vardı. Yavaş yavaş gidiyordu. Tam elinde Şam varken Hizbullah'ın desteğiyle yavaş yavaş kaybettiğini evet almaya başlayınca artık evet bir anlamda Avrupa'da destek verme kararı aldı. Ya ama mesela Suudi Arabistan için şöyle bir terim kullanılır. Amerikalılar o terimi kullanırlar. Derler ki işte Amerika'nın 52 tane eyaleti varmış. Yani tam sayıyı bilmiyorum ama 52 olması lazım herhalde bildiğim kadarıyla. Ya 51 ya 52 derlermiş ki işte kaç tane eyaletiniz var derlermiş. 53 derlermiş. Bir fazla söylerlermiş. Nasıl yani derlermiş derlermiş ki yani Suudi Arabistan da derlermiş. Yani hakikaten zaten Suudi Arabistan'ın silah yardımı yapılacağını duyunca zaten direkt doğrudan olmasa da dolaylı yollardan Amerika'nın Suudi Arabistan'ı kullanarak yakında Katar'da oraya yapar, evet, yakında Katar'da aynen, yapar aynı şey. Aynen yani o ülkeler üzerinden hatta belki ileriki aşamalarda bunu da daha arttıracağını da konuşabiliriz belki. Evet. Ama tabii İran'daki bu seçim Suriye'nin kaderini değiştirebilir. Bakalım yani eğer destek anlamında evet, evet ne yapılabilir. Son olarak ekleyeceğiz bir şey varsa onu da. Son kent olarak, gündemiyle ilgili bir şey varsa. Gaziantep gündeminde aslında önemli bir şey yok. En son Suriyelilerin sığınmacıdan kaldığı kampı Almanya Ekonomi ve İşbirliği Bakanı geldi. Orada evet bir yardım sözü verdi. Aslında gelen yabancı heyetler ziyarette bulunuyor ama sonra gidiyorlar. Aslında pek önemli katkıları yok. Türkiye şu ana kadar buraya 1,5 milyar dolarlık bir yardım yaptı. Evet. Avrupa'dan Türkiye beklediği yardım alamıyor. Göremiyor. Milletlerden evet alamıyor. İşte herhalde muhtemelen bir 50 milyon avroluk bir, öyle yardım, bir yardım daha yapacak. Öyle bir yardım söz konusu. Evet. Bugün Gaziantep'te Suriyelilerle ilgili çok önemli bir toplantı var. Bir önemli toplantıya ev sahipliği yapacak Gaziantep bugün. Türkiye'deki 10 ilde bulunan çadır kentlerin AFAD il müdürleri, valileri Gaziantep'te bugün bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri bugün Gaziantep'te, evet. Başbakanlık AFAD yetkilileri bugün Gaziantep'te. Suriyelilerle ilgili sorunların masaya yatıracağı toplantı saat 2'de başlayacak Gaziantep'te bugün. Kritik bir gündem yani, var evet, aslında. Yani sorunun çözümü açısından çünkü hani bunlar da artık yavaş yavaş Suriyelilerin elindeki sermaye de bitti artık. Evet. Paralar da bitti. Yavaş yavaş bazı bölgelerde sıkıntılar başladı. Hırsızlıklar, dilencilikler başladı. Evet, olayın dilencilikler çözümü evet, konusunda çok ne yapılabilir? 10 evet ilin yetkilileri bugün Gaziantep'te toplanacaklar. Dediğim gibi gelen heyetler aslında bir etrafı aslında sığınmacı kamplarını geziyorlar ama istedikleri bizim Türkiye'nin beklediği istediği desteği veremiyorlar. Muhtemelen Almanya 5000 tane Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek. Evet, Almanya'ya kabul ediyor. Bir Almanya önümüzdeki aylarda Eylül ayına kadar 5000 tane sığınmacı alacak Suriyeli sığınmacı. Türkiye'den oraya bir transfer söz konusu. Diğer ülkelerin aslında bunu, keşke, öyle bir uygulama yapsalar. Diğer ülkelere böyle bir paylaşılsa, şey yapsa Türkiye'nin üzerinde büyük bir rahatlama olur. Kalkmış ve rahatlamış olur. Ama evet dediğim gibi inşallah iyi olacaktır. Suriyelilere, Türkiyelilere, Türk hükümetinin açtığı kucak onlara sıcak ellerini vermeye devam ediyor. Yardımla devam ediyor. Evet. Şu anda kamplarda bir sorun yok ama sadece maddi anlamda onların bir sıkıntılar var. İnşallah evet bu da çözülür. Evet. Peki. O zaman yarın tekrar görüşmek evet üzere diyelim inşallah yine. Evet. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar. Yine yarın görüşeceğiz. Kritik Masa programı ekranlarınızda olacak. Bugünlük bu kadar diyoruz. Kanal 5'ten ayrılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.